Münevver Karabulut cinayetinin ardından 2009 yıllarının sonunda adalet arayışı içerisindeki ailesiyle beraber mücadele etmek ve onlara destek olmak amacıyla kadın cinayetlerini durduracağız. Kadın Meclisleri Gönüllü Platformu kuruldu. Platformun hedefi ülkemizde artık kadına şiddetin ve kadın cinayetlerinin bitmesi. Kadın cinayetlerini durduracağız. Kadın Meclisleri Gönüllü üyesi Ayşe Aytekin konuyla ilgili şunları ifade etti. Kayseri'de son bir yıl içinde 4 kadın cinayeti işlendi. 5 kadın şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Bu konu hakkında mücadele veren Kadın Meclisleri Gönüllü Üyesi Ayşe Aytekin, kadın cinayetlerinin durdurulması adına çağrıda bulunuyor. Ben Ayşe Aytekin, 2020 yılından itibaren kadın cinayetlerini durduracağız platformunda gönüllü olarak çalışmaktayım kadın cinayetlerini durduracağız platformu 2009 yıllarının sonunda Münever Karabulut cinayetinin ardından adalet arayışı içerisindeki ailesiyle beraber mücadele etmek ve onlara destek olmak amacıyla ilk davamızı aldığımız ve tüzel kişiliğimizi oluşturduğumuz bir yıl. 2009 yılından itibaren çalışmalarımıza devam etmekteyiz. 71 ilde örgütlenmemiz mevcut şu an. Platformumuz bünyesinde veri komitesi, başvuru karşılama komitesi, üniversiteli kadınlar, liseli kadınlar, işçi kadınlar komitesi gibi birçok komitemiz bulunmakta. Veri komitesinde her ay düzenli olarak kaç kadın öldürüldü, kaç kadının şüpheli şekilde ölü öldüğü raporlanmakta. Şiddete, hak ihlaline, cinsel istismara, uğrayan kadınlar, mağdur kadınlar ve öldürülen kadınların aileleri tarafından destek alabilmeleri için oluşturulmuş bir başvuru karşılama hattımız var. Gerekli durumlarda ücretsiz avukat desteğimizden faydalanabiliyorlar. Davalarını takip edebildiğimiz bir komitemiz mevcut. Kadın cinayetlerini durduracağız platformu raporlamalarına göre 2021 yılında 280 kadın cinayeti işlenmişken 217 kadın şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. 2022 yılı sadece Nisan ayında Türkiye genelinde 24 kadın cinayeti işlenirken 16 kadın şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Kayseri özelinde bakılacak olursak son bir yılda 4 kadın Cinayeti işlenirken 5 kadın şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Türkiye'de kadınlar en çok kendi hayatlarına dair karar almak istedikleri için en güvende hissetmeleri gereken yerlerde, evlerde, iş yerlerinde, en güvenmeleri gereken kişiler tarafından bu genelde birlikte olduğu erkekler ya da eski eşleri tarafından öldürülmekte. Siz de cinsiyet temelli ayrımcılıklara, eşitsizliklere, tacize, cinsel istismara, şiddete uğrayan her kadına asla yalnız yürümeyeceksin diye haykırmak için, mücadelelerine destek olabilmek için bizlere ulaşabilirsiniz. Müzik